Merhaba asker. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler de sağ olun. Aziz milletimizin yürekten selamlarını iletiyorum. Sizler burada vatanınızdan uzakta çok şerefli bir görevi başarıyla yapmanın gururunu taşıyorsunuz. Biliyorum ki aileleriniz de bu gururu taşıyor. Tıpkı sizler gibi, tıpkı aileleriniz gibi 77 milyon aziz milletimizin de sizinle gurur duyduğunu, sizlerle iftihar ettiğini burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu ziyaret ve buluşma vesilesiyle tüm şehitlerimizi, özellikle de Afganistan'da görev yaparken şehit olan askerlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Allah onlardan razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Afganistan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdik. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani ile görüştük. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Sayın Raşit Dostum ve İcra Heyeti Başkanı Sayın Abdullah Abdullah'ı da kabul ederek değerlendirmelerde bulunduk. Bugünkü bu ziyaretimiz birçok yönden ilk olma özelliğini taşıyor. 2005 yılında Afganistan'a başbakan olarak gelmiştim. Ancak Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den Afganistan'a 46 yıl sonra ilk kez bir resmi ziyareti bugün gerçekleştirdik. Ayrıca Afganistan'ın yeni cumhurbaşkanına devir teslimden sonra ilk resmi teması gerçekleştiren ülke de bu ziyaretle birlikte Türkiye oldu. İlkleri gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Afganistan'a verdiğimiz önemin somut bir tezahürü oldu. Afganistan'ın Türkiye nezdinde gerçekten çok müstesna bir yeri var. Osmanlı ordusu subaylarından Cemal ve Enver Paşalar, Afganistan'ın bağımsızlığına kavuşabilmesi için gerçekten yoğun bir mücadele vermişlerdi. Hatta hem Cemal hem de Enver Paşa bu bölgede yürüttükleri mücadele esnasında şehit edilmişlerdi. Afganistanlı kardeşlerimiz Türkiye topraklarının işgali karşısında büyük teessür yaşamış, tıpkı Pakistan, Hindistan ve Bangladeş Müslümanları gibi Kurtuluş Savaşımız için büyük fedakarlıkta bulunmuş, önemli destek vermişlerdi. Afganistan'la tarihi bağlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Afganistanlı olan kadim kardeşliğimizi hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu ülkenin geçirdiği zor süreçlerde barışın sağlanması, istikrarın ve güvenliğin tesis edilmesi için çok önemli destekler verdik. Çeşitli kurumlarımızın Afganistan'da tamamladıkları ve yürüttükleri projenin sayısı 800'e ulaştı. Afganistan'ın her şehrinde din, mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan herkese ulaşmanın, herkese yardım ulaştırmanın mücadelesi içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı, Afganistan'a verdiğimiz önemin ve karşılıklı dayanışmanın elbette en somut göstergesidir. Burada şunu da büyük bir iftiharla söylemek istiyorum. Başbakanlık yaptığım süre içinde dünyanın birçok devlet başkanı ve başbakanı Afganistan'daki askerlerimizden, yani sizlerden övgüyle bahsettiler. Sizin birikiminiz, disiplininiz, özellikle de kahramanlığınız sadece Afganistan, sadece Türkiye sınırları içinde kalmıyor. Bütün dünyada takdirle ve gıptayla karşılanıyor. Afganistan'da diğer hiçbir yabancı askerin mazhar olamadığı şekilde yerel halkın da ilgi ve teveccühüne mazhar olduğunuzu biliyorum.
Ay yıldızlı bayrağımız Afganistan'da barış anlamına geliyor. Dayanışma anlamına geliyor. Kardeşlik anlamına geliyor. Tıpkı Kosova'da, Bosna Hersek'te, Lübnan'da, Somali'de olduğu gibi Afganistan'da da bu güveni tesis eden sizler oldunuz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin şükranlarını burada bir kez daha sizlere iletiyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zaman da gurur duyacağımızı bilmenizi istiyorum.